Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, bu haftadan itibaren Mars artık Koç burcunda ilerliyor ve yıl sonuna kadar, önümüzdeki Ocağa kadar Mars Koç burcunda olacak. Yılın en önemli gezegen geçişlerinden biri aslında. Mars Koçu yönetir ve burada çok güçlüdür. Sizin için de önemli ve size güzel bir açıda olacak. Yani özgüveniniz artıyor, cesaretiniz artıyor. Bu tabii hem özel ilişkilerinize olumlu yansıyabilir hem de iş hayatınıza daha olumlu yansıyabilir. Artık inisiyatif alıp harekete geçebilirsiniz. Yaratıcı alanlarda aktif olabilirsiniz, hobilerle daha fazla ilgilenebilirsiniz, daha fazla fiziksel aktivite, spor yapabilirsiniz. Libidonuz da yükseleceği için aşk hayatınız ve romantik hayatınızda da daha aktif bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Venüs retrosu bitti ve artık ikizler burcunda 7 Ağustos'a kadar ilerleyecek Venüs ve sizin ilişki evinizde 7 Ağustos'a kadar güzel bazı etkiler getirebilir daha güzel ilişkiler fırsatlar yeni tanışmalar belki hani süre gelen ilişkilerinizin de artık iyileştiğini daha fazla keyif aldığınızı sevgi ve aşk alanlarında Paylaşımlarınızın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Merkür retrosu devam ediyor bu hafta 12 Temmuz'a kadar da Merkür yengeç burcunda retro olacak. Para konularında harcamalar alanında biraz daha sabırlı olmakta, da, temkinli olmakta fayda var. Pazartesi günü Ay terazi burcunda haftaya sosyal etkilerle başlıyorsunuz aslında. Ay teraziden geçerken hem böyle keyif aldığınız uğraşlar, belki romantik konular, çocuklar. Arkadaşlar, sosyalli, sosyalleşme. Pazartesi günü bunlar e, sizi destekleyebilir. İş hayatında çalışıyor olsanız bile hani biraz daha böyle e, sosyalleşebileceğiniz enerjiler var. Salı ve çarşamba ay akrepte. E, bu sizi biraz içe kapatabilir. Salı ve çarşamba sakin geçirmek isteyeceğiniz, biraz dinlenmek isteyeceğiniz, yalnız kalmak isteyeceğiniz enerjiler var gökyüzünde. E, biraz içe dönüşler, biraz hani böyle duygusal anlamda da derinleşme söz konusu spiritüel konularla da ilgilenebilirsiniz veya ruhsal, bedensel, zihinsel şöyle bir arınma, terapi, şifa gibi hani uygulamalar için sağlığınızla ilgili uygulamalar için kişisel bakımınız, güzelliğinizle ilgili uygulamalar için salı ve çarşambayı değerlendirebilirsiniz. Perşembe ve cuma ay yay burcunda. Sizin burcunuzda bu tabi duygusal enerjinizi güçlendirecek. Ee, özellikle yakın ilişkilerinizdeki paylaşımları arttırabilir, ee, yaratıcı enerjinizi de güçlendirebilir. Ama e, biraz da hassas olabileceğinizi unutmayın. Hem duygusal hem bedensel ay burcunuzdayken daha hassas ve kırılgan olabilirsiniz. Hafta sonunda ise ay oğlak burcuna geçiyor artık ve dolunay fazında. 5 Temmuz'da sabah 7:44'te 13 derece oğlak burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Bu son iki yıldır yengeç oğlakta yaşadığımız tutulmaların sonuncusu. Önümüzdeki dokuz yıl artık oğlak burcunda tutulma olmayacak. Sizin ikinci eviniz olacak bu ay tutulması. Bu hafta başında Jüpiter ve Plüto geçişi de e, ay e, oğlak burcunda ve iki gezegenin kavuştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla tutulma sırasında ikinci evinizde aslında güçlü e, hareketler var. Büyük bir güç ya da bir dönüşüm. Bunlar daha çok ekonomik alanda, parasal konularda, ee, belki hani maddi anlamda bazı baskılar altındasınız veya son 1,5-2 yıldır maddi durumunuzu dönüştürecek bazı yatırımlar, yeni çalışmalar, iş konuları e, gündeminizde belirsizliklerin artık sonuçlanacağı veya yaptığınız çalışmaların bir sonuç vereceği bir süreçteyiz aslında bu dönemde. Jüpiter evet şanslı bir etkidir. Plüto ile birleşince büyük bir maddi güç anlamına da gelebilir. Ee, ama bunun yanı sıra büyük bir e, baskıyı ya da sizin dışınızda olan e, bazı e, kadersel gelişmeleri ya da toplumsal alanda olan bazı sistem değişimlerini, dönüşümlerini de tetikleyebilir ve tüm bunların maddi anlamda size bazı etkileri olabilir. Dolunayın ve ay tutulmasının da artık en azından para konularında kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, yatırımlar, kredi konuları, miras konuları, vergi, sigorta ve benzeri alanlarda yapılandırmalarda bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir netleşme sağlamasını da bekleyebiliriz sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.